iktidarların gazetecilik mesleğine yönelimi her zaman şu eksende olmuştur. Şimdi gazetecilik nedir? Kamuoyu adına, halk adına, halkın kendisini yöneten, halkın ilgili güçlerini, ekonomisini, parasını, askeri vesaire bütün güçlerin elinde bulunan otoritelerin, iktidarların bu yetkiyi nasıl kullandıklarını denetleme görevidir gazeteci. Kamuoyu adına gazeteci iktidarları, otoriteleri denetler. Denetimden kaçanlar, yanlış yapanlar, yolsuzluk yapanlar, hırsızlık yapanlar, baskı kuranlar, hak ihlali yapanların ilk uğradığı yer, ilk susturmaya çalıştığı yer basındır, gazeteciliktir. Bu da şundan kaynaklanır, iktidarlar yaptıkları yanlışın bilinmesini istemezler. En temelde, en basit haliyle bu böyledir. Son 20 yılda, 20-25 yılda bu ülkede evet çok ciddi sorunlar yaşandı. Son 20-25 yılda değil aslında 100 yıldır bu ülkede problemler var. Öncesinde de belki sorunlar var. Basın özgürlüğü hiçbir zaman gerçek anlamıyla bu ülkede mevzubahis olmadı. Her zaman gazetecilik mesleği her zaman hedefte oldu. Ama son 20 yılda çok pervasız bir şekilde, çok pespaya bir şekilde oldu ne yazık ki. İşte tutuklu gazeteci sayısında dünya ortalamasının üstüne çıktık. İlk 3'lerde, 5'lerdeyiz her zaman. Öldürülen gazeteci sayısı belki 20 yıl, 25 yıl öncesine göre, 90'lı yıllara göre, o karanlık dönemlere göre belki fazla değil ama ölümden beter bir durum söz konusu. Bu kadar ciddi baskı, bu kadar basın ifade özgürlüğünün baskı altında tutulması görülmüş bir şey değil bu ülke tarihinde. Ne yazık ki çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Temel sebebi de dediğim gibi iktidarların halkla ilgili yaptıkları işlerde haber verme görevini yerine getirilmesinin engellenmesi, ne yaptığının gölgede bırakılması, saklanması. İktidarların yöneldiği ilk meslek grubu diyelim gazeteciliktir bu noktada. Evet, ciddi bir yönelimin ve baskının altındayız. Tabi bu merkez medyada ülkenin batısında biraz daha belki görünür. Kılındığı için belki biraz ön planda ama ülkenin doğusunda, taşrada, uzakta bu sıkıntı çok çok daha fazla hissediliyor. Sadece devlet otoritesi değil, devlet dışı otoritelerin de çok ciddi baskıları var. Sonuçta kriminal düzeyi yüksek bir ülkedeyiz. Yolsuzluğun had safhada olduğu, yolsuzluğun sıradanlaştığı bir ülkedeyiz örneğin. Hak ihlalinin sıradanlaştığı bir ülkedeyiz. Hak ihlali ve yolsuzluk özel olarak gazetecilerin hedef alınmasının en önemli sebeplerinden birisi. Yani hak ihlalleri ve yolsuzluk haberleri bu ülkede her zaman gazetecileri hedef haline getirir. Yoksa çiçek böcek haberciliğinin hiçbir zaman sorun olmamıştır bu ülkede. Halen de yok. Bu baskı zaman zaman işte açılan davalarla, soruşturmalarla, işte yargı eliyle basının susturulması şeklinde olabilirken zaman zaman canımıza da kasteden, işte sokak ortasında öldürülmemizi sebep olan yönelimlere kadar da gidebiliyor ama her halükarda çok ciddi bir baskı altındayız ne yazık ki. Belki koşullar olursa 90'lı yıllardan çok daha kötü bir hale de gelebilir. Çünkü şu çok önemli değil ne yazık ki ilgili otoritelerin nezdinde. İnsan hayatının bir önemi yok. Bunun çünkü hesabı sorulmuyor. Hesap soran bir otorite yok. Yaptıkları her şey zaten yanlarına kar kalıyor. Sokak ortasında gazeteci de öldürseler, işkencede de öldürseler, işte bombalayıp da öldürseler çok bir hesabı sorulmuyor ne yazık ki. Oluyormuş da Güney Kürdistan'da geçen arkadaşlarımız şehit edildi. Basın şehidi arkadaşlarımız. 90'lı yıllarda şehit edilen arkadaşlarımız var. Evet, ne yazık ki bu ülkenin basını, bu ülkede basın ne yazık ki şehitler geleneği olan bir basın. Ne yazık ki meslek şehitlerimiz var bu konuda. Ve hali hazırda da devam ediyor. Birkaç gün önce işte katledildi arkadaşlarımız. Bir yıl önce ben sokak ortasında saldırıya uğradım. Ölümden döndüm. Evet, belki basit bir hedef şaşması, hedefim basit bir şekilde yönelmesiyle belki ölecektim. Çünkü bir ölüm darbesiydi, ölüm girişimiydi bu. Ölümden döndüm. Bunun çok bir farkı yok bunun. 90'larda İşte işkencehanelerde gizli kapaklı olurdu. İşte benim başıma gelen olay sokak ortasında polis nezaretinde bir işkenceydi. Ben ölümle sonuçlanmamış olması 90'lara dönmediğimiz anlamına gelmiyor. 90'lardan çok daha kötü bir durumdayız. İşte geçen gün yine arkadaşlarımızın katledilmesiyle. Yani açıkçası çok farklı bir atmosferin içerisinde yaşamıyoruz. Baskı yine aynı baskı.
zaman zaman öldürülen, katledilen, öldürme girişiminde bulunan arkadaşlarımız yine var. Bu çok ciddi bir baskı altındayız. Bu bir baskıdır hep. Hiçbirimizin can güvenliği yok bu noktada. Nereden geleceğini de bilmiyoruz. Nasıl geleceğini de bilmiyoruz ne yazık ki. Batıdaki, ülkenin batısındaki toplumsal olaylarda gazeteci sayısının çok olması, oradaki atmosfer bir çok daha farklı bir şey. Yani orada bir toplumsal olayda gazetecinin orada bir şiddete maruz kalması çok açıkçası buradaki baskı ve şiddete göre çok sıradan bir durum aslında. Yani burada zaten şu şansımız bile çoğu zaman yoktur. Yani bir toplumsal olayın olabilmesi ihtimali de çok az. Çünkü zaten yasaklanıyor son 7-8 yılda. Neredeyse her gün yasaklanıyor. Yani bir toplumsal olay olmasına müsaade edilmiyor. Bir basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmiyor. Bunu takip edebilmeniz zaten şans eseri hayatta kalıyorsunuz çoğu zaman. Evet, şiddete de maruz kalabiliyor arkadaşlarımız bu konuda. Şiddete de maruz kalabiliyor. İşte makine ekipmanları da kırılabiliyor. Çok basit gerekçelerle haklarında davalar da açılabiliyor ama ilginç olan, sıra dışı olan durum şu. Son 5-6 yılda burada takip edebileceğimiz bir toplumsal olay bile yok. Zaten yasaklanıyor bu. Yani bu aradaki korkunçluk bu düzeyde de görülebilir aslında. 3-4 çalışanla. Diğerleri genelde tek tektir.